Monster Notebook'tan merhaba arkadaşlar. Ben Emre Ösal. Ben Özgür Ersin. Bugün Abra A5 versiyon 9.3'ü inceleyeceğiz. Evet Özgür, 9.3 ile ilgili girişi alalım senden. Evet Emre, bundan önce bir sürü Abra A5 modeli incelemiştik. Hatta 9.2.2 modelini incelemiştik. Daha sonra diğer Abra modellerinden incelediklerimiz olmuştu. Şimdi bu model 9.3 modeli. Aslında 9.2.2'nin bir üstü gibi gözüküyor numara olarak değerlendirecek olursak. Ancak ekran kartları aynı, sadece işlemci farkları var. Tabii RAM farkı da vardı o arada. Abra A5 9.3 gerçekten fiyat bölü performans odaklı, i5 işlemcili ve ekran kartını GTX 1050 Ti olarak da söyleyeyim ben videonun başında, evet, olan modellerimizden bir tanesi. Bununla bir giriş yapacağız. Evet, 9.3, daha doğrusu 9, Abra A5 9 serisini hatim ettik. Hepsini inceledik neredeyse. Bütün modelleri inceledik. Bütün incelemediğimiz, incelemediğimiz kalmadı. Kalmadı abi. Gibi. Evet. Yani benim hatırladığım. Alt kırılımları saymazsanız. 1050 ekran kartlı model inceledik. 1050 evet, Ti'yi inceledik. İnceledik. 1060'lı T5 13.1 inceledik. T7 13.1 inceledik. Evet. Şimdi bu artık gerçekten bütçesi kısıtlı. Yani i7'ye parası yetmeyen, işte 1060'ı almayı çok isteyen ama 1060'a da parası yetmeyen kullanıcılara hitaben oluşturulmuş olan bir model. Evet. Evet Özgür, cihazla ilgili söylemek istediğin özellik var mı göze çarpan? Aslında bundan önceki modellerimizde incelediğimiz kasa tasarımlarının aynı olduğunu zaten evet, arkadaşlarımız aynı da biliyorlar. Biz de zaten deneyimlediğimiz zaman da bunun öyle olduğunu görüyoruz. Kasa olarak aynı, tasarım herhangi bir değişiklik yok Emre. Arkada yine kırmızı led aydınlatmalı bir V şeklinde bir bölüm var. Şu an arkadaşlar da ekranda görüyorlar. Aynı zamanda kasanın alt tarafında yine shadow printimiz var. Evet. Klavyenin RGB arka aydınlatmaya sahip olduğunu biliyoruz. LCD yattığı zaman klavyenin üzerine geçmesini sağlayan şu bölgelerde arkadaşlar da görüyorlardır. Birbirine geçmeli bir yapı mevcut. Diş tarzı bir şey var orada. Evet, yani tam ekran yattığı zaman klavyenin ekrana değmemesi için orada bir oyuk yapılmış. Kasa sade, sadece power açma kapama butonumuz var. Onun haricinde ekstra başka bir fazlalık tuşa yer verilmediğini görüyoruz. Yani genel anlamda zaten bundan önceki Abra kasalarıyla aynı olduğunu söyleyebiliriz. Ekstra benim ekleyeceğim fazla bir şey yok. Evet, o zaman Özgür hızlıca başlayalım. Hızlıca başlayalım özelliklerinden. Tamam Emre. Evet arkadaşlar, bugün Emre ile birlikte Abra A5 9.3 modelimizi inceliyoruz. 9.3 yeni bir seri oluyor. Gaming laptop serilerimizin gerçekten fiyat bölü performans lideri olabilecek modellerimizden bir tanesi. 3799 liralık bir fiyatı var Emre. Kendi sınıfında fiyat bölü performans canavarı olan bir ürün. Tabii ki işlemcisi Intel'in 7. nesil Kablack mimarisine sahip Emre. 4 çekirdek, 4 izlek, 14 nanometre üretim teknolojisiyle üretilmiş Core i5 7300HQ işlemcisinin olduğunu görüyoruz. Taban frekansı 2.5 GHz. Turbo Boost devreye girdiği zaman da tek çekirdekte kendini 3.5 GHz'e kadar hız aşırtabiliyor bu canavar. İşlemcisi 6 MB'li 3 ön bellekli Emre. 45 Watt bir Thermal Design Power, yani TDP denilen bir güç tüketim oranı var. Chipset tarafında HM175 Express chipsetinin olduğunu, evet, görüyoruz. Bu Kablack mimarisiyle değişmedi, aynen devam ediyor. Dahili ekran kartı tarafına baktığımız zaman da Emre, Intel'in HD630 grafik yongasının kullanıldığını görüyoruz. Bu işlemcinin içerisinde gelen bir grafik yongası Emre. Ama i7 işlemcilerle arasında tek bir fark var. O da frekansı bir miktar aşağı çekilmiş olması. 350 MHz ise Turbo Boost devreye girdiği zaman da kendini 1 GHz'e hız aşırtabiliyor ama evet, oyun olarak zaten düşünmemek oyunda lazım. Oyunda kullanılmayacak bir ekran kartı. Daha çok masaüstü, uygulamalarında kullanılabilecek, ofis uygulamalarında, evet, çalışmalarında kullanılabilecek bir ekran kartı. Harici tarafa baktığımız zaman da Emre, videonun başında da söyledik.
4 GB Nvidia GeForce GTX 1050 Ti. 1050 Ti. Aslında 1050 Ti'li incelemelerimiz olmuştu. Performansını evet. Az çok biliyoruz ama i7 işlemcili performansını biliyoruz. i5 ile beraber nasıl performans verecek evet, göreceğiz i5 beraber. i5 ile beraber nasıl performans sergilediğine hep beraber bakacağız. Ekran kartı GP107 çipine sahip Emre. 14 nanometre üretim teknolojisine sahip 128 bit bellek veri yolu ve DirectX 12 destekli bir ekran kartı. Taban frekansı 1493 MHz. Turbo boost devreye girdiğinde de kendini 1620 MHz'e kadar hız aşırtabiliyor ama tabii bu ki, oyunlarda evet. Daha yüksek skorlar aldığını göreceğiz görüyoruz. Zaten. Bunda da göreceğiz aynı şekilde. Ekran kartının 768 adet CUDA core'u var. Yani paralel işlem ünitesi diyorlar bunu arkadaşlar. 32 adet ROP birimi ve 48 adet de TMU yani doku kaplama ünitesi var. 1060'ın kırpılmış versiyonu evet. İşin özeti aslında 1050 Ti diyebiliriz. Ekran tarafına baktığımız zaman da Emre, bundan önceki modellerimizde olduğu gibi 15.6 inç Full HD 1080 IPS mat LED ekrana sahip. Evet, buradaki IPS olması önemli. Evet. Bakış açılarının yanlardan yani 178 dereceye kadar ekranda herhangi bir bozulma olmaması yani kararma olmaması ayrıca gerçeğe yakın bir renk vermesi de tasarım açısından önemli. Evet, oyunlarda gördüğünüz renklerin, tasarımlarda yaptığınız çalışmaların kağıda çıktı aldığınız zamanki göreceğiniz evet. Renkleri birebir ekranda görmenize olanak sağlayan bir teknoloji IPS ekran teknolojisi arkadaşlar. Bellek tarafına baktığımız zaman da Emre 8 GB DDR4 2400 MHz'lik belleklerle geldiğini görüyoruz ki tek kanal çalışıyor çünkü tek bir modül var içerisinde ama 2 adet takılabiliyor. 16, 16, 32 GB 2666 MHz'e kadar kendini upgrade edebilir bir dizüstü bilgisayardan bahsediyoruz. Bunun yanında Emre M2 tarafında 240 GB'lık bir M.2 SATA SSD var. Evet. Okuma yazma oranları da 540'a 465 MB bölü saniye. 2.5 inçlik disk tarafına baktığımız zaman da cihazda herhangi bir 2.5 disk bulunmadığını görüyoruz Emre. Ama isterlerse kullanıcılar 4 TB'a kadar disk ilavesi yapabiliyorlar. Tabi burada 4 TB'lık mekanik diskler yok. En azından laptoplarda yok. Ama 4 TB boyutunda 2.5 inçlik SSD'ler mevcut. Bunun yanında 2 TB'lık da mekanik disk ilaveleri yapılabiliyor. Evet. Peki cihazda harici bir optik sürücü var mı? Yok, artık ihtiyaç da yok. Bundan dolayı optik sürücüler hiçbir cihazımızda bulunmuyor. Sattığımız hiçbir cihazda bulunmuyor. Eski evet. Modellerde var tabii. Artık bu teknolojiyi geride bırakıyoruz. Yerini dijital medyalara bırakıyor. Birçok zaten oyunu da Steam'den, Uplay'den, Origin'den indiriyoruz. Dijital medya olarak bilgisayarımıza kuruyoruz. Optik sürücüye çok fazla ihtiyacımız olmuyor. Ama isteyen kullanıcılar zaten USB ile harici optik sürücüleriyle bilgisayarlarını destekleyebilirler. Evet. Dedikten sonra Emre, klavye tarafında RGB tam LED arka aydınlatmalı bir Türkçe Q klavyemizin olduğunu görüyoruz. Çiklet formunda numara yani numerik tuş dizilimine de sahip. Aynı zamanda tuşların da yan yüzeylerinin şeffaf olduğunu görüyoruz ki bu görünüşü epey güçlendiren evet. Unsurlardan bir tanesi. Peki işletim sistemi tarafında herhangi bir işletim şu sistemi var mı? Şu an herhangi bir işletim sistemi bulunmuyor satışta ama biz tabii ki testi yapmak için işletim sistemini yüklüyoruz. Bizim orijinal işletim sistemimizi yüklüyoruz. FreeDOS olarak satışı gerçekleşti. Evet, FreeDOS'lu cihazlara nasıl işletim sistemi kurulur? Orijinal işletim sistemi kurulur. Bununla ilgili de bir video hazırlamıştık Emre. Evet. Onu da videonun hemen sağ üst tarafından ekleriz. Arkadaşlar da oraya tıklayarak FreeDOS'lu bir laptopa, Monster Notebook'a nasıl işletim sistemi kurulur şeklinde bilgi sahibi olabilirler. Kablosuz ağ tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar Intel'in dual band wireless AC 3168'in olduğunu görüyoruz. Çift antenli bir wireless kartı bu Emre. Bluetooth 4.2 desteğiyle geliyor. M.2 formunda 433 megabit bölü saniyelik teoride bir aktarım hızına sahip. Kamera tarafına baktığımız zaman da 1 megapiksellik HD bir kamerasının olduğunu görüyoruz. 1280x720 piksel çözünürlükte 30 fps 60 Hz'lik ekranın tazeleme oranıyla da kayıt imkanı sunduğunu görüyoruz. Parmak izi okuyucusunun olmadığını söyleyelim.
Bu model zaten fiyatları giriş, performans ürünü. Evet, giriş ürünü bir de. Giriş seviyesi bir ürün. Parmak izi okuyucusu yok. Ancak cihazda TMP modülü var. Yani Trusted Modül Platform deniyor. Yani Intel'in bu, daha doğrusu Microsoft'un şifre BitLocker uygulaması var. O BitLocker uygulamasıyla senkron çalışan bir yazılım aslında. Donanımsal bir uygulama. Evet. Yazılımla senkron olarak çalıştırabiliyorlar kullanıcılar. Yani illa parmak izi okuyucusu yok ama ben güvenliğimi konusunda, dosyalarımı güvenlik konusunda ne yapabilirim diye endişe etmesine gerek yok kullanıcıların. Ses kartı tarafına baktığımız zaman da Realtek'in ALC-269 High Definition ses çipini barındırdığını görüyoruz. Bunun önceki modellerimizde de aynı ses çipi barındırıyordu. Ve bunu SoundBlaster Cinema 3 ses yazılımıyla da destekliyor bu model. 2.5 inçlik disk yuvasının olduğu yerin hemen üzerinde zaten bu ses kartı. 2 adet hoparlörümüz var ama subwooferımız bulunmuyor yerine. Zaten fiyatları performans ürünü, giriş modellerimizden bir tanesi. Hoparlörlerin de ön tarafa konumlandırıldığını söyleyelim. Zaten koyduğunuz masadan akustik yaparak sesi size daha... Yerden yansıyarak sesi daha çoğaltarak... Daha çoğaltarak almanıza olanak sağlıyor. I/O tarafına baktığımız zaman da, yani giriş çıkış portlarında hızlıca değinecek olursak Emre, bir tane M.2 SATA SSD yuvamızın olduğunu görüyoruz. NVMe destekli PCI Express X4 hızındaki SSD'leri de takmak mümkün. Bu 2000-3000'lere kadar varan okuma yazma hızlarını sağlayan SSD'ler tabii ki bunlar ama fiyatı da dolaylı olarak arttıran SSD'ler. M.2 SATA SSD şu an takılı cihazda. 2.5 inçlik bir tane disk yuvamız bulunuyor Emre. 2 TB'a kadar mekanik diskleri, 4 TB'a kadar da SSD diskleri 2.5 inçlik formunda takabiliyorsunuz. Sol tarafta CPU, yani iki ısı borulu CPU'nun arka tarafta hava tahliye kanalının olduğunu, sağ tarafta da VGA çıkışının hava tahliye kanalının olduğunu görüyoruz. Hem işlemci hem de ekran kartı hem de iki ısı borusuyla soğutuluyor. Toplam 4. Toplam 4 ısı borusunun bu modelde de korunduğunu görmek mümkün. Sol tarafta hemen 6 in 1 kart okuyucusu var Emre. MMC, RSMMC, SD, MiniSD, SDHC ve SDXC olmak üzere çeşitli kartları okutabiliyorsunuz cihazda arkadaşlar. Solda yine Gigabit Ethernet portunun olduğunu görüyoruz. Sağda güvenliğini önem gösteren kullanıcıları unutmadık. Yine Kensington kilit yuvası yardımıyla da bilgisayarı sabit bir donanıma, yani şu masanın ayağına bağlayaraktan istenmeyen durumlara karşı bilgisayarınızı korumuş oluyorsunuz. Sağda bir adet USB 2.0 portu var Emre. Evet. Biri solda, biri sağda olmak üzere de iki tane USB 3.1 Gen 1 tip A formunda portumuzun olduğunu görüyoruz. Solda bir tane USB 3.1 Gen 1 tip C, bu ters yüz takılabilen portlardan bir tanesi. iPhone'un tip C mi acaba? iPhone'un altı çok benziyor çünkü yeni iPhone'ların şarj kablosu. Denemedim. Büyük ihtimalle o aynalar çünkü standartları. Evet, yani çok iPhone bence kullanmadığım için bilmiyorum. Ben de kullanmıyorum açıkçası. Sadece gördüm bir orada acaba. Evet, denemek lazım. Deneyen kullanıcılar da zaten videonun altında yorumlar kısmında bizimle tecrübelerini paylaşabilirler. Aynı zamanda solda bir tane HDMI portunun olduğunu görüyoruz Emre. HDCP destekli, yani High Definition Content Protect korumalı. Full HD'de 120 Hz, 4K'da da 30 Hz'lik bir çıkış sağlayabiliyor. Çünkü HDMI 1.4b çıkışına sahip bu port. 2.0 olsaydı 4K'da 60 Hz verebilecekti ama 4K 60 Hz almak isteyen kullanıcıları da unutmadık. O da mini display portlar aracılığıyla iki tane var. Birisi solda 1.2 dahili ekran kartından alıyor. 1.3 de sağda harici ekran kartından, yani GTX 1050 Ti'den alıyor arkadaşlar. Bu da Full HD'de 144 Hz, 4K'da da 60 Hz'lik bir çıkış sağlayabiliyor. Hemen sağ tarafta kasanın kulaklık ve mikrofon çıkışlarının olduğunu görmek mümkün. Bluetooth zaten dahili olduğunu söyledik, 4.2 ile geliyor. Mikrofon tarafına baktığımız zaman da kameranın hemen sağında ve solunda array, yani çevresel sesleri alması için konumlandırılmış 2 adet mikrofon olduğunu görüyoruz. Hemen kameranın sol tarafında da bir tane bildirim LED'i var. O da kameranın aktif olup olmadığını
size gösteriyor arkadaşlar. Boyutlar tarafına baktığımız zaman da Emre 378 mm genişlik oluyor cihazın genişliği. 267 mm cihazın derinliği oluyor. Ve 26.9 mm de cihazın yükseklik yani haş dediğimiz kalınlığı oluyor. Ağırlık tarafı hafif bir bilgisayar. 2.3 evet. kilogram ve pil de dahil. Bu ağırlığa çok iyi. 62 watt bölü saatlik bir pili var. Adaptör tarafına baktığımız zaman da Emre 120 wattlık 19.5'a 6.15 amperlik bir adaptörün olduğunu görüyoruz. Batarya 6 hücreli akıllı lityum iyon denilen bir batarya teknolojisi kullanılmış. 62 watt bölü saatlik bir güç sağlıyor. Çıkartılabilir olması da ayrıca bir avantaj. Dedikten sonra ben hızlıca sana giriş çıkış portlarını böylece evet, bitirmiş oldum. Cihaza baktığımızda genellikle hani aklıma ne geldi dersen tam bir öğrenci için bilgisayar. Şimdi öğrenciler aslında okulların daha bu hafta başı açıldığı şu dönemde evet. çantalarını atıp 2.3 kilogramlık bu canavarı yurtlarına ya da kaldıkları illerdeki evlerine götürüp okuldan sonra çünkü biliyorsun okullar ilk açıldığı zaman şöyle ilk bir ay çok fazla şey olmaz, dersler yoğunluk olmaz. Okuldan geldikten sonra hemen açıp orada direkt oyun keyfine dalabilirler. Aslında oyun keyfi değil, derslerini tekrar edip derslerini araştırabilirler. Oyun ya, oynamalarına gerek yok yani. Elbette öyle de tabii işte ki, oyun yani işin için alınıyor sonuçta. Bir yana, tam bir öğrenci bilgisayarı, yani okulla alakalı işlerinizi de görebileceğiniz programları da tasarım programlarını da kaldırabilecek bir cihaz. Ama çok büyük projelere yani bir okulunuz bitti bir mühendissiniz bu cihazı önermem size. Bu öğrenciyken işlerinizi projelerinizi kaldırabilecek bir cihaz. i5 işlemcisi var. Kaldırır ama büyük projelerde tavsiye etmiyorum dediğim gibi. Zaten render amaçlı uygulamalarda işlemci evet. gücüne dayalı uygulamalarda daha yüksek işlem gücü gerektirdiği için en az i7-7700HQ işlemcili veya 7700K işlemcili masaüstü evet, bilgisayarlar büyük projeleriniz varsa almak gerekiyor. Evet arkadaşlar programlara geçiyoruz. Program incelemelerine. SoundBlaster Cinema 3. SoundBlaster Cinema 3. Evet SoundBlaster Cinema 3 basit bir program. Kullanıcı dostu bir program. Daha önceki incelemelerimizde de gördünüz zaten. Birçok modu var. Birçok modu var. O yüzden çok fazla detaylı olarak anlatmayacağım. Burada şu an ekranda görüyorsunuz. Dil seçeneklerinde Türkçe yok. Şey yok. Her zaman olduğu gibi. Evet. Update'i buradan kontrol edebiliyorsunuz. Burada ses simülasyonu var. Burada şu an zaten duyuyorsunuz. Sesi açıp kapatıyoruz. Aynı şekilde sesin nereden geldiğini anlayabilmeniz için efektler var. Bir simülasyon yapmışlar. Çok güzel bir simülasyon. Kullanışlı. Evet. 7+1 bir cihazda zaten bunun farkına varacaksınız. 7+1 bir kulaklıkta. Evet. 5+1'de de farkına varabilirsiniz. 7+1'de de varabilirsiniz. Yani daha fazla ekstradan efektler gidiyor zaten 7+1'de. Evet. Güzel kullanışlı bir menüsü var. Gayet basit bir program dediğim gibi. Evet. Kullanıcı dost arayüzü var. İşte burada hoparlörlerin uzaklık, yakınlık oranlarını ayarlayabiliyorsunuz. Fiziksel olarak hoparlör size bir tanesi uzaktır, bir tanesi yakındır. Benim gibi böyle cetvelle, şeyle, mezurayla, cetvelle, metreyle ölçüp buradan yazabilirsiniz uzaklığını, yakınlığını. Evet, burada da zaten Sonra açıp kapayabiliyorsun. Komple programı kapayıp açıyor zaten o Aynen. Yani şuradan açtığın zaman o otomatikman aktif hale geliyor. Evet, ses farkını zaten duyuyorsunuzdur şu an. Crystallizer, bass kontrolü. Oldukça basit, kullanışlı. Evet. Buradan sesli mod, normal mod, bir de gece modu olarak bir tane farklı mod var. Evet. Burada ses gerçekten ciddi şekilde artıp azalıyor. Kullanacağınız amaca göre buradan seçebilirsiniz. Yalnız orada kapattığın zaman sesin ne kadar fark ettiğini de evet. arkadaşlar da görmüşlerdi. Oradan gözüküyor. Buradan da sitesine girip en son sürümü indirip bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Evet. CPU Z programına geçtik. Evet. Şu an yüksek performans. Yüksek performans aldık. 7300 HQ'nun skorlarını hep birlikte göreceğiz. Evet. Burayı
zaten. Uzun sürmüyor ama hızlandırayım ben. Evet, skorlarda geldi Emre. 354.9 tek çekirdekte. Çoklu çekirdekte de 1200 kaç gözüm de görmüyor. 69.8 1270 puan. Evet, burada kıyasladığım zaman 7600 kalması üstü işlemcisiyle kıyasladık. Yaklaşık %26'lık bir performans farkı olduğunu görüyoruz Emre. Şimdi çok çekirdekteki performansına bakalım. Çünkü i5 işlemci, masaüstü tarafta da 7600K i5 işlemci oluyor. Orada da yaklaşık %31'lik bir performans farkının olduğunu görüyoruz. Yani 26'ya 31 gibi bir performans farkı var. i7'den arasındaki tek çekirdek performans farkına bakalım. Evet, o da 28 civarında. Bak, 26 idi, 28. %2'lik bir fark var 7600 ile 7700 arasında. Evet, burada 7700K farkını ciddi bir şekilde ortaya koyuyor. %52'lik bir performans farkı olduğunu görüyoruz. Evet. Sıradaki testimiz Cinebench R15. Evet. Cinebench R15 yüksek performansta. Tek çekirdek ve çoklu çekirdekteki performansını testini gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Buraları şimdi hızlandırıyoruz. Tek çekirdekli. Evet, testi tek çekirdek performans testi. 15. Evet, 129 puan aldı. Şimdi çok çekirdek testini yapıyoruz. Evet. Çok çekirdekte de 481 puan aldı. Evet, 481. Aslında onun hemen üstünde de bir skor var, 493. Yani böyle testleri arka arkaya yaptığınız zaman arada birkaç puanlık oynamalar olabilir. Bunlar normaldir arkadaşlar. Neyle kıyaslamışız mesela burada? Herhalde 3840 QM ile kıyaslamışız. Aradaki farkın %18 olduğunu görmüşüz. Pardon, 3720 QM ile kıyaslamışız. Buradan da tek çekirdekteki performansını hemen kıyaslamasını yaparsak. Evet. Evet, burada da yaklaşık %5'lik bir performans farkı olduğunu görüyoruz. 3720 QM. Yani 3720 QM'i tek çekirdekle geçiyoruz Emre. Çoklu çekirdekte maalesef geride kalıyoruz. Ki o işlemci de dönemin güçlü işlemcilerinden bir tanesi de i7 bir işlemci. Evet. Şimdi benchmarklarımıza başlıyoruz. Öncelikle Heaven benchmarkı. Evet, Unity'nin güzel test programlarından bir tanesi. Sol üst tarafta arkadaşlar bütün FPS skorları, bilgiler hepsi açık bir şekilde görülebilir. Bu bölümleri Emre hızlandırıyor. Evet, sonuçlar evet, geldi. 34.8. Bu skoru aklınızda tutun. Hemen videonun sağ üst tarafına Emre 922 linkini ekleyelim. Arkadaşlar A5922'de aynı benchmark'ın kaç puan aldığını bir kıyaslamasını yapsınlar. O dönem kaç almıştık? Şimdi i5'li 1050 Ti'de kaç puan aldı? Onun testinin bir karşılaştırmasını yapın arkadaşlar. Evet, sıradaki testimiz Unity Valley. Evet, bunu da hızlandırıyorum. Sol üstte bütün değerleri görüyor arkadaşlar. Evet, sonuç geldi. Evet. FPS, ortalama FPS 37.8. Aynı şekilde 922'nin testiyle de kıyaslamasını yapabilirsiniz arkadaşlar. Arada ne kadar FPS oynadığını oradan çok daha rahat görebilirsiniz. i5, i7 farkı en azından test programlarında ne kadar fark ediyor? Evet. Sırada Unity'nin en son çıkan benchmark programını açıyorum. Superposition. Bu da çok başarılı bir benchmark programı. Ben çok beğeniyorum bunu. Hüzünlü bir müzik eşliğinde. Evet, sinematografi kasmışlar. Ama çok güzel. Çok güzel. Hele şu yer çekiminin birden kaybolması, fizik motorlarının nasıl çalıştığının bir simülasyonunu yapmışlar. Çok güzel, çok başarılı. Fizikçileri kullanarak fizik motorlarının nasıl çalıştığını anlatıyor bize.
dönemin dehaları. Evet. Skor geldi. Geldi. 1080p yüksek ayarlarda test ettiklerinde. Evet. 3675 soğan aldı. Minimum 13.25, ortalama 27.49, maksimum 34.04. Evet. Bu arada sıcaklıklar da gayet iyi. Minimum 44, maksimum 77. Çok iyi. GPU sıcaklığı. Yani 1050 Ti gerçekten tam fiyat bölü performans ürünü. Evet. Şimdi Superposition'ın VR testine geçelim. Aslında biz sonucu biliyoruz ama yine de teste bir görmek lazım. Evet, hızlandırıyorum. Evet, sonuç geldi. Evet. 7891. 7891 puan aldı. Ready değil ama Ready'ye yakın. Yakın. Ama tabii Nvidia burada 1060 öneriyor minimum. Evet, VR minimumda test ediyoruz. VR minimumda test ediyoruz. Minimum konfigürasyonu görmek için bu ayarda test ettik arkadaşlar. Sizin de görebileceğiniz gibi minimum performansı tam karşılamıyor. Yakın ama Nvidia'nın önerdiği 1060 kadar değil. Evet. Şimdi Steam'in VR performans testine geçtik. Evet, bu da artık geleneksel oldu. Belki bir sonrakinde çıkartırız bu testi. Position. Evet, yeterli bence. Yeterli, değil mi? Position. Evet. Evet, burada da VR zaten. VR için yeterlinin ortasının biraz üstünde. Evet, burada da zaten bizi destekleyen bir test skorunun daha olduğunu görüyoruz. Yeterlinin biraz sağında kalıyor. Evet. Evet, oyun benchmarklarına geçebiliriz artık. Geçelim artık hem de. Sevdiğim bölüm. Shadow of Mordor. Shadow of War çıkmadı gitti. O yüzden Shadow of War'la Shadow of Mordor'la devam ediyoruz. Evet. Ayarları sona aldık. Her zaman olduğu gibi 1050 Ti bu konuda gerçekten işini iyi yapan ekran kartlarından bir tanesi, en azından bu oyun için. Bütün her şeyi ultra'da oynamak güzel bir keyif veriyor insana. Evet, benchmark başladı. Evet, buraları da geçtik ve skorlar geldi. Ortalama 58.48, maksimum 85, minimum 40. Gayet iyi. Bu değerleri işte bir de 922 ile arkadaşlar kıyaslarlarsa. Evet. Hani o hep sorulan var ya, i5, i7 oyunda fark nedir, var her mıdır? Her şeyleri aynı, sadece işlemcileri değişik iki modelin. Evet. O kıyaslamayı çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Hatta en temiz o şekilde yaparsınız. Yalnız o modelin bir artısı daha vardı Emre. O modelde 16 GB RAM kullanmıştık. Ha, evet, doğru. Bunda 8 GB RAM var ama olsun. RAM farkını da yine oradaki skorlarla kıyasladığınızda ne kadar etki ettiğini en azından oyunlar için görebilirsiniz. Evet, sıradaki testimiz Far Cry Primal. Primal. Yine Ultra'yı aldık. Ultra'da. Buradan da Ultra'yı görüyoruz. Evet. Oradan benchmark'ı çalıştırıyoruz. Sıcaklıkları görüyorsunuz. Evet, skorlar geldi. Minimum 31, ortalama 38, maksimum 46. Gayet iyi. Benchmark boyunca 1887 kare renderlanmış. VRAM'in de %81'ini kullanmış. Hepsini kullanmamış bile. Evet. Gayet evet. Güzel bir skor. Minimum 30'un altına düşmemiş. Evet. Gayet tatmin edici skor. Sıradaki benchmark testimiz The Division. The Division. Bu oyuna yeni bir update geldi. Yani yeni bir harita geldi. Hatta geçtiğimiz hafta sonu Ubisoft bu oyunu ücretsiz test etmeleri için, evet, kullanıcılara gördüm, geldi. Oynadın mı? Oynamadım da mail geldi. Evet. Yani orada bir tabii şey yapmaya çalışıyorlar. Orada ayarlar ultra. Her şey ultra'da. Sadece oradaki vertical sign'ı kapattığımız zaman ayarlar custom'a dönüyor.
Tabii biz burada oyunları en son güncellemeleri yapılmış şekilde test ediyoruz arkadaşlar. Ekran kartı sürücüleri, Windows update'leri, her şey en güncel, en son haliyle test ettiğiniz zaman sizin de evinizde kullandığınız Monster modelleriyle zaten bilgisayarlarınızda buradaki test skorlarını birebir karşılaştırabilirsiniz. Evet. Dedikten sonra skorlar geldi. Geldi. Ortalama 29.7, 30 diyebiliriz. Evet. Ortalama typical 30. Typical FPS. Evet. Ben onu niye öyle şey yapmış bilmiyorum. Ortalama FPS. Ortalama CPU kullanımı, evet. GPU kullanımı. GPU kullanımı gibi değerleri de orada. Çok fazla detay vermiyor, evet. Ama 30 FPS'e sabitlediğini görüyoruz. Ghost Recon Wildlands. Aynen. Bu oyunu hala oynayamadım ya. Ben oynayana kadar eskiyecek oyun ya. Ya ben PUBG oynamaktan oyun oynayamaz hale geldim. PUBG zaten bağlıyor çok. Acayip sardı. Çok yani her akşam en az 2-3 saat oynuyorum. Veri ayarlarda oynuyoruz. Evet. Hala bunun loading ekranını çok kısaltamadılar. Neden hala böyle? Düzeltemediler. Maalesef. 1 dakika loading bekliyorsun. Evet. Evet, buraları da hızlandırdık. Patlamalar, çatlamalar ve aynen. Sonuç. Sonuç geldi. FPS 35, ortalama 35.96, minimum evet. 29, maksimum 40, CPU minimum %50 de maksimum %90. Bunu Ultra'ya 93. çektik. Ultra'ya çekip testini de yaptım ama ben Very High'da koyalım dedim. Evet. Ultra'da aldığınız zaman arkadaşlar 5-6 FPS daha düşük skor alıyorsunuz. Aynı bilgisayarda. Yani 29-30 FPS, 30-31 hatta FPS'e düşüyor. Yani Very High'da oynamak daha iyi. Evet, sıradaki testimiz Forerunner. Forerunner. Full HD'de Vertical Sign kapalı. Diğer bütün ayarları fullledik sanıyorum. Evet. Ekstrem ayarlarda. Sadece Super Sampling Anti-Aliasing'i açmadık. Onu açtığın zaman bir 10 FPS daha feragat ediyorsunuz çünkü. 1080'de bile o şey yapıyor. Bayağı kastırıyor. Bildiğim kadarıyla çok kastırıyor. Yani 1060'ı çok zorluyor da 1080 o kadar belki hissedilmez ama 10 FPS fark ediyor. Evet, sonuçlar geldi. Geldi. Turuncu ve beyazlardan oluşuyor. Kırmızı yok. Kırmızı yok. Yani güzel o şey. Oynanılabilir. Evet. Ortalama 30-73. Pardon, minimum 30-73. Evet. Ortalama 47, maksimum 66-80. Gayet iyi aslında. Ya 1050 Ti tam 30 FPS'i limitlemiş durumda yani, evet. Bu oyun için. Bence iyi yani. Hani ayarları bir miktar daha düşürüp onu 40-45'e kadar çekebilirsiniz. Ama hani en üst ayarlarda oynayacağım diyorsanız da 30'un altına düşmediğini görüyoruz. Evet, sıradaki oyunumuz Rise of the Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider. Bunu kaldırmamış mıydık ya geçen videoda? Bir daha çekmeyeceğiz dememiş miydik? Evet, öyle niye dedik. Çektik biz onu? Çektik. Ya şimdi oynayan arkadaşlar var. Ben niye bunu ekledik biliyor musun Emre? Aslında işin özeti bu. 922 ile kıyaslamak isteyen kullanıcıların hani bu oyunu çıkartmışsınız bunu kıyaslamadık demesinler diye ben birebir aynı oyunları tutmaya gayret gösterdim. Okay. O yüzden ekledik. Bundan sonra ya zaten Afterburner açamıyorsunuz. CAM yazılımını da açamıyorsunuz. Açamayınca da iyi yaşa. Ha, hep birlikte. Açamayınca da zaten oradaki FPS'leri göremiyorsunuz. Ancak işte Shadowplay'in kendi FPS counter'ından şu an sonucu görüyoruz. Evet, evet, buralarda geçti. Sonuç geldi. Geldi. Dağın zirvesi 63, Suriye 49, Geothermal Vadi Vadisi de 51. 51-52 FPS. Ortalama 55. Çok güzel bir skor. Gayet güzel. Yani evet. Bu ayarlarda GTA 5. Tomb Raider oynayabilirsiniz. GTA 5. GTA 5'i açtık. Evet, yine yardırıyor. En keyifli oyunlardan bir tanesi GTA 5. Bak evet, o kadar yıl eskimedi ya. Eskimedi. Yani boş boş araba kullanmak bile eğlenceli bir oyun. Güzel ya. Arabalar da çok güzel. Aksiyon da çok güzel.
gerçek markalarını vermeyip çakmalarını yapmışlar bütün arabaların. Ama çok yakın yani çakmaları. Yakın, evet. Belli yani marka, gördüğün zaman markasının modelini bir de söylüyorsun, evet, yani. Zaten izleyen kullanıcılar da şu marka, şu model diye direkt söylüyorlar. Burada bir görev vardı, burayı hatırladım. Hmm. Bir ana hikayede bir hırsızlık yapıyorsun, şeye giriyorsun, mücevher dükkanına. Baba bir şey yaptı ya. Neydi bu karakterin adı? Bu Franklin. Aynen. Benjamin Franklin'den aklımıza kalsın diye videodan önce Emre'yle bir antrenman yaptık. Çünkü hep unutuyoruz. Ben de unutuyorum, o da unutuyor. Ben yani şimdi iki oynadığım karakter Michael Trevor'la. Ve Trevor. Evet. İkisini kullanıyorum. Franklin'den neredeyse hiç oynamıyorum. O yüzden bu arada MSA'yı 4X yaptığımızı, Reflection MSA'yı da yine 4X yaptığımızı, diğer ayarlarında en üst ayarlarda olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Zaten siz de gördünüz. Evet, benchmark başladı. Evet. Evet, bunun sonunda şeyi göstermiyor. Göstermiyor. Kötü bir şey. Gösterseymiş iyi olurmuş ama zaten biz FPS skorlarından aşağı yukarı ne kadar ortalama FPS aldığını görmüş olduk. Evet, oynayışlara geçiyoruz. Counter-Strike Global Offensive. CSGO. CSGO kısa adıyla. Bu arada Xbox DVR ayarını kapattık arkadaşlar. CSGO'yu açtığınız zaman direkt zaten size uyarı veriyor. Nasıl kapatacağınızı da gösteriyor. Onu yaptıktan sonra hatta register ayarlarından, regedit'ten bir de oradan kapattık. Yani garanti olsun diye şu an. Normalde iki yolu var. Bir hesabına girip kapatabiliyorsun Game DVR'dan. Ama şöyle bir şey var. Hesabında girdiğin zaman orada zaten kapalı gözüküyor. Regedit'ten girdiğin zaman açık gözüküyor. İşin noktası o. Ben o yüzden hem oradan kapattım. Ha, iyi yapmış. Yani orada zaten kapalı gözüküyor. Regedit'ten girince açık gözüküyor. Oradan da kapatıp kaydettikten sonra zaten artık kesin bir şekilde kapalı olduğunu anlıyorum. Evet. Çok iyi FPS'ler yani. 60'ın altına düştüğünü görmedim. Tabii haritadan harita ya. Obje sayısına değişiyor tabi FPS'ler. Şu an bu yoğun bir harita. CPU sıcaklığı 64 derece, gayet serin bir sıcaklık. Bir türlü varamamış. Evet. Ben de incelemeden incelemeye oynuyorum artık Counter-Strike'ı. Bayağıdır oynamıyorum. Ya şimdi yeni arena oyunları çıktı ya, artık Counter-Strike'ın bilmiyorum. Kill sayısı azaldı tabii ki. Azaldı. PUBG'nin çok katkısı var. Geçen gün baktım 1 milyon 300 bin kişi anlık tekil oynayıcı. PUBG'de mi? PUBG'de. LoL'ü de katlamış durumda yani. Şu an rekor PUBG'de o zaman. Rekor tabii ki de PUBG'de. Bir de son güncelleme geldi. Evet, yeterli. Gidiyorum ölüyorum, gidiyorum vuruyorum. Kısır dönüyor. Battlefield 1. Evet, Battlefield 1. Ultra ayarlar. Ultra ayarlarda oyun mekanikleri zaten Battlefield 1'in çok iyi. Yani optimizasyonu çok iyi daha doğrusu oyun mekaniklerinin yanında. Atmosferi çok güzel yansıtıyor. FPS'i çok yüksek alıyorsunuz yani. Mesela bu kadar dumanın, bu kadar çözüm olduğu bir sahnede, evet, bu FPS'ler zor diğer oyunlarda. Keşke diğer oyunlarda da aynı optimizasyonu yapabilseler kullanıcılara, oyun geliştiricileri. Yani en azından Battlefield 1'de bu derdimiz yok.
sıcaklık gayet güzel. GPU kullanımı %80-%90 arasında. Evet, ihtiyacı oranında zaten kullanıyor. Baksana ya, çok çok güzel haritalar. Yani bir de kulaklığı taktığın zaman İyice oradasın. İçine giriyorsun. Oradasın yani. Bunu bir yerde oynamak bayağı güzel olur. Adam uçtu orada. O uçtu, başkası vurdu ama. Evet. Ben de direkt telin içinden geçiyor. Cam 5 iniyor. Aynen. Evet, bence yeterli. Sıradaki oynayışımız Dirt 4. Dirt 4. Bu yeni eklediğimiz oyunlardan bir tanesiydi. Evet. Grafik ayarları high'da. Bu sefer ben oynadım. Dedim evet. Ben oynayacağım. Sağa sola çarparak, yuvarlanarak. Emre'ye dedim ama bak, kontrolleri çok zordur, dikkatli ol. Gerçekten zor kontrolleri. Sorun olmaz abi dedi ama... Ya sonuçta skoru göstermek için oynuyoruz. Aynen. İyi oluyor aslında. Çarpınca FPS değişiyor ya, oradaki partikiller falan havaya karışıyor böyle. Yalnız seçtiğimiz arada farkında değildim ben yalnız ama var ya. Evet. 50-60. FPS. Direkt çarpmaya başladı. Ya şimdi adamlar hakikaten oyunu, yani mekaniklerini bayağı bir zorlaştırmışlar. Ama şöyle bir şey var, gerçek oyundan daha zor yapmışlar. Evet. Burada mesela nereye dönmem gidiyorsun gerekiyordu. Nereye gidiyorsun? Yardırıyorum ben arabaların kenarından. Arabayı çok ağır hissediyorsun. Yani oyunda araba ağır. Ağır derken, mesela döndüğün çok sallanıyor. Bir rally oyunu olduğu için normal olabilir ama gerçekten araba o kadar sallanmaz yani. Şöyle, sen tabii ileri tuşuna basarken sağ sol tuşlarıyla arabanın hızını ayarlamaya çalışıyorsun ya. Evet. Elini gazdan çekmediğin sürece o sağ solu yapamıyorsun. Takla bile attırdım arabaya. Evet. O yüzden sana elini gazdan çektirtiyor. Ya daha önce araba yarışı oynadım ama rally oynamadım hiç. Biraz daha farklı oluyormuş. Evet, şimdi bu tabii etap turu. Bir de hepsinin aynı anda yarıştığı turlar var. Ya yani burada kendini geliştiriyorsun falan. Daha sonra diğer yarışlara katıldığın zaman diğer yarışmacılarla aynı yolda yarışıyorsun. Düşünsen onları geçmeye çalışıyorsun falan yani. Ben geliştirme kısmında kaldım. Geliştiremedim, vazgeçtim. Oyunu küstüm. Herkes her oyunu oynayamıyor. Sevdiğin oyunu daha rahat oynayabiliyorsun. Evet. Evet. Arabanın sondan birinci oldum. Haşadı çıkmış vaziyette. Sıradaki oyunumuz Titanfall 2. Titanfall 2. Kaldığımız yerden mi devam ediyor? Yok, almamış yine Cloud'dan. Yine maalesef. Baştan alarlar. Yani Cloud'dan alsaydı biz herhalde bu kadar incelemeyi oyunu bitirmiştik. Oyunu bitirmiştik aynen. Zorda oynamanın da etkisiyle ya yine ölüyorum burada ya. Burada mıydı, bir sonrakinde miydi, nerede? Bayağı agresif saldırıyorlar. Evet, burada bak, ölmüyor, üste çıkıyor, diğeri geliyor, arkadan öldürüyor beni. Bak, ikisi birden saldırıyor, öldürüyor. Ya manyak gibi böyle acayip dalıyorlar sana böyle. Kayboldu yalnız. Arkana geçti. Evet.
oynaması çok zevkli. Ben bu oyunda durmuyorum genelde. İleri tuşuna hiç bırakmıyorum. Hmm. Evet. Çok öyle eğlenceli, yani bana öyle eğlenceli geliyor. Burada kask oluyordu, o kask yok. Evet. O zorluk derecesini arttırınca o kask da gitti oradan. Grafikler gayet güzel. FPS'ler de gayet iyi. Görüyorsunuz zaten 30 35-40 bu civarlarda. Yani. Gayet kesilmeden, hiçbir drop olmadan oyunu oynayabiliyorsunuz. Oyundaki akıcılığı görüyorsun değil mi? Evet. Evet, bence yeterli. Evet, zaten ileride bir çatışmaya giriyorum. Orada bayağı bir zorlu bir çatışma. Ölüyorum galiba. Sonra bir daha canlanıyorum falan. Zaten arkadaşlar da biliyorlar bence. Yani buradan çıkamıyorum. Düşüyorum aşağıya. Oynamayı unutuyorsun bazen. Ha. Yani elini o komutlara alıştırman gerekiyor. Evet, sıradaki oyunumuz Witcher 3. Evet. Bu oyunun başı, Özgür'ün hesabından oynuyoruz. O yüzden oyun, sen daha önce şey yapmamışsın. Yok, oynamadım sana. Hayır. O yüzden baştan başlıyor. Burada dayak yemek isteyen bir üç kişi var. Siz kafa tutuyorsunuz Witcher'a. Evet. Türkçe altyazı desteğiyle gerçekten güzel olmuş. Evet, Game of the Year Edition, Years Edition, Year Edition ile Türkçe desteği geldi. Oyun dövüş mekaniği çok iyi oyunun. Evet, bir kere de ikisini yığdım. Yani o oyunda ilk defa oluyor. Arka arkaya geldi herhalde. Evet. Karbon yaptım, Counter Strike'çıların deyimiyle. Karbon mu deniyor? Karbon, yani tek mermiyle 2 kişiyi, 3 kişiyi vurma. Eskiden şey vardı, fotokopi kağıtları, o zaman daha fotokopi makineleri... Karbon kağıdı vardı. Karbon kağıdı vardı, araya koyuyordum, üstte yazdığını altta da geçiriyordu falan. Bütün ayarlar yüksekte. Ufak ipuçları veriyor oyunla ilgili. Evet, dağda, bayırda, çayırda geziyoruz şu an. Ama ne kadar geniş bir bitki örtüsü şu an, ışık efektleriyle o çalı çırpının böyle her birinin ayrı süzülüşü, böyle savruluşu. Bunların hepsi tabii FPS'i etki eden unsurlar. Evet, şu gün batımı falan çok güzel. Çok ya, tatlı ya. Gerçek gün batımı etkisini alabiliyorsun mesela bu oyunda. Bu oyunda hakikaten ya adamlar yapmışlar yani. Vakit olsa da oturup oynasak. Ya ben yarısını bitirdim. Şimdi cihaz yok. Bitireceğim bir süre sonra bitirmeyi düşünüyorum. Evet, burada kudret alanları var. Burada bir tane cadı. Heyula. Hayula. Hayalet bunlar, hayalet. Şeylerin familyaları var, canavarların. Hmm. Bu hayalet familyasında. Hayaletleri genelde bu büyüyle öldürüyoruz. Çünkü onlar geldiği zaman hapsediyor. Az önce seçtiğin büyü değil mi? Evet. At da bu arada çift atıyor. Evet, çift atıyor, aynen. O da saldırıyor hayalete. Nasıl bir atsa artık. Ama boşa vuruyor gerçi. Ya bu oyunda akıllıca dövüşmezsen büyük ihtimalle ölüyorsun. Evet. Bu arada yaratık kaçtı. Ölmeden kaçtı. Kaçtı. Sen de buradan yetenek kazandın. En azından dövüş sahnelerindeki FPS'i de böylece görmüş olduk. Evet, sıradaki oyunumuz Outlast 2. Evet, korkunçlu oyun. Korkunç. Yani bayağı bir korkunç ya. Çok yüksek ayarlarda Türkçe. Evet, Türkçe
olması güzel bir özellik. Altyazı desteğini Türkçe Oyun Merkezi... Normalde Türkçe değil, Türkçe değil. Oyun Merkezi. Türkçe Oyun Merkezi'ndeki arkadaşlara teşekkürler burada. Gerçekten iyi iş çıkarmışlar. Bütün konuşmaları, o ağır konuşma dili içeren, o dini terimleri de içeren, böyle ayinli, hani böyle sözler vesaire falan olur ya. Evet. Onların hepsini güzel güzel tercüme etmişler. En azından anlayarak oynuyorsunuz. Anlamadan oynamak var, bir de anlayarak oynamak var. Bu da evet, biraz ilerisini çekmişsin aynelerde. Evet. İyi olmuş. Küfür gibi yapmışsın. Aynen aynen. Çok aslında değil. Değil de. Buralar işte korkunç. Yani korkunçlukların başlangıcı diyelim. Hani Lean'i arıyorduk ya biz. Arkadaşımız Lean'i arıyorduk. Helikopter kazasında kaybettiğimiz arkadaşımızı. Burada da bebek cesetleri var. Bebekleri kurban ediyorlar burada. Yani ben olsam girmem böyle. Dönerim arkama, ormana girerim en azından. Daha az korkunç yani. İyi de oyun seni oraya sürüklüyor. Gidemiyorsun ki geri. Ya burası yani tabii artık korkunun başlangıcı olan yerler. Burada karakter bayağı bir hızlı nefes alıp vermeye başlıyor. Sürünerek geçiyorsun. Evet, sürünerek geçiyorsun. Ya bir de görüş alanının az olması, evet, görüş mesafesi az. Puslu bir hava var, karanlık, puslu. Zaten el kamerasıyla görüntüleri şu an gösteriyor oyun bize. Yani oyunun dinamikleri o şekilde kurgulanmış. Evet. O ne ya? Cadı. Cadı mı ne artık bilmiyorum ama yanından falan geçemiyorsun öyle diyeyim sana. Direkt vurduğunu oturtuyor yani öyle diyeyim sana. Burada yaraları sarıyorum ama hikaye yani. Kaçacak yer de yok. Dolap molap bulamadım. Hiçbir şey yok. Nereye saklanacağım? Açık arazi. Oradan bir yerden kaçayım diyorum ama ölüyorum yani. Bayağı fena olmuş. Ya bu oyunda, ilk oyunda benim öyle kilitlendiğim bir yer vardı. Kaçacak hiçbir yer yok. Bir şey yapamadım, bıraktım öyle. Evet. Sıradaki oyunumuz Prey. Evet, uzay konsepti olan fantastik bir oyun. Ayarlar Veli Ayda. Yukarıda bir video fail var. Görev orada. Oraya doğru gidiyorum. Geçen burada kalmıştım. Kaldığım yerden devam ediyorum. Evet, evet. Yine açılmayan kapıya İngiliz anahtarıyla vuruyorsun Emre. Şansımı deniyorum. Belki açılır diye. Belki açılır. 16 GB RAM var. 7.3 kullanıyorum. Ama tabii şu an birçok kuram sayfası var. Evet, yukarı çıkıyorum. O hedefe gideceğim objektifi bulmaya çalışıyorum da buralar kapalı. Ne yaptın? Tek de girmeye uğraşamam yani. Direkt atlayayım dedim. Birazcık kemiklerim kırıldı ama. Evet. Bak orada gösteriyor yukarıda diyor. Çözmeye çalışıyorum nereden. Aa, sonra buradaki merdivenleri görüyorum. Başta görmedim. Evet, Rojan indiği için can basıyorsun. O güzelliği o aslında şeye gidiyor. Yani bir de böyle alacağız mı? Klasik değişmiş artık. Windows alalım, aynı öyle olur biraz. Aynen o da mantıklı. Ben de hatta Windows için... Aa, açtın diyor değil mi? Sonradan fark ettim, almak yazıyor orada.
bizden ceza aldı ya Fridos, kullanmayacağız. Burada baya ilginç canavarlar gelmeye başlıyor. Ben de fırlatacak bir şeyler alabiliyorum kendime. Bak orada ölü bir şey var ha, onu şey yapıyoruz. Loot diyor. Takip cihazı aldım bir tane. Oo. Orada var bir tane geliyor şimdi. Evet. İki alevli, tane var. Alevli malevli bir şey. Akıllıca. Patlayacak. Patlamadı mı? Ateş mi ediyordun da bir şey oluyordu, patlıyordu galiba. Yok, vurdun mu patlıyor. Ha, patladı. Ama bu Half-Life'deki şeyler gibi, tek gözlü yaratıklar gibi hem ışınlanıyor. Bütün Half-Life'ler takılmış burada. Aynen, aynen. Hem gözünden ışın atıyor hem de şey, ışınlanıyor. Bu biraz saçma o. Yaratığa bir dakika cam basmam lazım falan değil. Bence dövüş esnasında o menüyü açık tutmaması lazım. Yani ya şeyden önce, dövüşten önce onu bitirmiş olman, ondan sonra dövüşe evet. girmen ya da dövüşten sonra. Dragon Age de öyleydi herhalde. Dövüşten önce hazırlanıyordu, evet. dövüşte açtırmıyordu. Açtırmıyordu. Dövüşten sonra... Daha en azından doğal olur yani. Evet. Düşünsene canavarla, bir dakika bir health basayım da ondan. Ya öyleyse item'dan topla, savaşa öyle gir. Aynen öyle. Yani 100 tane item'da öldüremeyeceğin canavar yok. Neyse, ikinci canavarı da alıyorum burada. Yeterli. Sıradaki oyunumuz PUBG. PUBG. Son oyunumuz. Evet, son oyunumuz ve herkesin şu an delicesine oynadığı arena oyunlarından bir tanesi. Hayatta kalma temalı. Evet, Özgür oynuyor şu an. Loot. Evet. Acemice oynuyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Çünkü daha kendimi geliştiremedim. Bir 10-12 saat falan oynadım ama tabii 300-400-500 saat oynayan, hatta 1000 saat oynayan gördüm. Çıktığı günden beri oynuyormuş. 1000 saat oynuyormuş. Hesap nasıl oynar i̇şte ya? İşte oynuyormuş. Bilmiyorum yani. Günde herhalde 7-8 saat falan oynuyorsa 4-5 ayda yapar değil mi o kadar? Evet. Dürbün mü o yerdeki? 8x dürbün senin evlerden yani mekanlardan toplayabileceğin en yüksek x'li dürbün. Hmm. Bir de bunun 15x'i var. O da paraşütle sana loot atıyorlar. Hmm. Ondan gidip, çıkıyor. Gidip ondan alman lazım. 15x herhangi bir evden vesaire falan çıkmıyor. İşte burada amaç lootları yapıp hani level 2, level 3 ortalamasıyla hani level 1 de olur da hani tek shotta indiriyorlar seni. Hmm. Burada silahları, işte cephaneni hepsini toplayıp ondan sonra şeye giriyorsun. Kendini hazır hissettikten sonra. Şu an bende mesela S12K var. Aslında iyi bir silah değil. Bir tane de P92 pistol var. Hmm. Asıl böyle yani şehir içi çalışmalarda shotgunla gireceksin. Yanına da bir yakın tane mesafede. Evet. Yanına da bir tane UMP alırsın ya da AK-47 var. Ya da AKM alırsın ya da Kar-98K yani keskin nişancı tüfeği. Hani uzak mesafelerden ben avlarım diyorsan o şekilde çeşitli silahlarla onların eklentileriyle loot'unu yapıp ondan sonra çatışmaya giriyorsun. Ultra ayarlar. Evet. Burada 3 ayarı düşürdüm. Neden düşürdüm? Çünkü FPS'i belirli oranda sabit tutmak amaçlı. Yani oradaki ayarları çok düşüğe aldığınız zaman ayarlar çok düşük de oynuyorsunuz anlamını ifade etmiyor. Diğer bütün ayarlar ultra'da. Ultra'ya çektiğiniz zaman 30 FPS'i bir miktar onun altında görebiliyor. Ama amaç burada stabil bir oyun deneyimi sağlayabilmek. Evet, oyun zaten şu an optimizasyon tamamen iyileşmiş durumda değil. Evet. Bir nebze iyileşti ama tamamen iyileşmedi. Yani yeri geldiği zaman 50-55-60 FPS'lere çıkıyor. Yeri geldiği zaman 30-35 FPS'lere kadar düşebiliyor. Yani standart bir şey değil. Evet. Bak mesela UMP-9 bu mesela yakın mesafede çok etkili bir silah. Onun üstüne bak AKM kalaştık almışım. Tabii. Ya da S12K.
değiştiriyorsun işte, onun malzemelerini ona takıyorsun. Silahı komple loot'lu atarsan malzemeler de gidiyor. Önce içindeki loot'ları şuraya çekiyorsun Emre, silah atıyorsun, yeni aldığın silahın üzerine o loot'ları tekrar Orak toplaman... varmış, ben olsam Orak'la dolaşıyorum. Half-Life 2'de şey vardı ya, levye, bunda da var levye. Çok zevkli, keyifli. Bu oyunun amacı şu, lootla en sonunda gelip bir tane kişi öldürüyor seni, boşuna gitti bütün lootla. Oyunu birinci olarak bitirdiğinde lootlar kalıyor mu? Kalıyor. Kalıyor. Ya zaman. Kalıyor, sende kalıyor. Senden birisi almadığı için. He. Dün oynadım, 6. bitirdim. İlk 10'a girdim yani ilk kez. Tabi bu ondan önce çekilmiş bir video olduğu için burada çok... şu an 72 kişi var mesela. Çok da fazla. Ha, burada mesela çember var. O çemberin içine kendini alman gerekiyor. Yoksa elektrik geliyor, seni canını yiyor. Ve o alan gitgide daralıyor. En son bir kişi kalıncaya kadar. Zaten oyunun amacı o. Peki en son iki kişi kalıp birbirini öldürmezse ne oluyor? Yani öldürmezse diye bir şey yok. Birisi mutlaka öldürüyor ya, sıkıldım deyip direkt. Ben onu denemek isterim. Ve iki kişi kalıp birbirini öldürmezse oyun ne kadar sürecek? İşte sen öldürmezsin, o seni öldürür. Yo, konuşacağım. Öldürme diyeceğim. Merak ediyorum. O da anlayışla karşılayacak tabii ki. Ha, ben istemiyorum yani. Sonuçta puan veriyor yani. Evet, lootlardan bayağı başımızı kaldıramıyoruz. Oyun bu şekilde akıyor, gidiyor. Herhangi bir çalışmaya giremedim çünkü düşman yoktu. O çemberin içine girmeniz gerekiyordu. Sürede çok fazla olmadığı için ancak bu kadar yapabildim. Evet. Benchmarklarımız, oynayışlarımız bu kadar. Evet Özgür. Cihazla ilgili söylemek istediğin şeyler neler? Aslında videoda birçok şeyin üzerinde değindik Emre. A5 9.3 gerçekten fiyat bölü performans ürünü. Aslında şimdi kullanıcılar diyorlardı ki ya abi her videoda aynı şeyi söylüyorsun. Ama hakikaten öyle arkadaşlar. Yani şimdi i5 7300 HQ var. Gerçekten fiyat bölü performans işlemcisi. Oyun testlerini gördük, FPS'leri gördük. GTX 1050 Ti var. O da gerçekten fiyat bölü performans ekran kartı. Bunu 8 GB RAM ile destekliyorsun. 240'da M.2 SSD'yi takıyorsun. Ekran Full HD ve IPS ekran. Tamam, hani kozmetik olarak kasa tasarımı diğer modellerle aynı ama yani gerçekten bileşenleri böyle en sınırda tutarak bütçe dostu. Kötü değil. İyinin ortalarında diyebiliriz. Evet. Yani fiyat bölü performans odağını koruyabilecek donanımların bir araya geldiği bir model. Yani evet. Bunu bu şekilde çizmek lazım altına. Zaten bu ürünü aldığı zaman kullanıcılara sırt çantası hediyesi de geliyor. Yani bu da bir artı bir özellik. Yani cihazın hafif oluşu bir kere en büyük artılardan bir tanesi. 2.3 kilogram ağırlığa sahip Emre. 15 inç. 15.6 inç. 2.3 kilogram ağırlığa sahip. 27 milimetre yani 26.9 milimetre gibi de oldukça ince bir laptop. Şu an okulların açıldığı dönemdeyiz. Yani çok rahat hani 15.6 inç sevilen bir boyut. Yani rahatça her çantaya sığabiliyor. Zaten çantası da yanında geliyor. Bunun yanında taşıma herhangi bir sıkıntı olmuyor. Adaptörü ince. Geniş ısı tahliye kanallarıyla hem ekran kartı hem CPU soğutulabiliyor. Tamam, ekran kartının hava tahliye tarafı sağ tarafta. Bir miktar elinize sıcak hava üflüyor olabilir ama yani mouse'u biraz uzak yerde konumlandırırsanız o problemin de önüne geçmiş olursunuz. Kullanılan donanımlar 7. nesil teknoloji. Yani 14 nanometre üretim teknolojisiyle kullanılmış 7. nesil Cable Lake işlemcisi 7300 HQ. Yine 14 nanometre GTX Pascal 1050 Ti. Zaten 1050 ve 1050 Ti sonradan geldi Pascal'lara. 1060, 1070, 1080 zaten vardı. Geçtiğimiz sene, bir senedir bu modelleri kullanıyoruz. Yarısına yakın bir sürede de yani birkaç ay sonra da 1050, 1050 Ti'ler çıktı. Bunlar gerçekten fiyat bölü performans odaklı ekran kartları. Ses tarafında zaten SoundBlaster Cinema 3 yazılım desteğinin geldiğini görüyoruz. RGB klavyesi hoş.
Yani yanlardan o efektlerin uygulanabiliyor oluşu, bunu karanlık bir ortamda tecrübe etmek gerçekten güzel, insana bir hissiyat veriyor. Yani şu laptopu alıp karanlık bir ortamda tecrübe ettiğiniz zaman gerçekten laptopa aşık oluyorsunuz. Yani evet. O çekiyor, yani sizi çekici bir özelliğe sahip. Arkada şu arka tarafı metalik, yani buradaki o V şeklindeki logo ayrı bir görselliği güçlendiren unsurlardan. Ya bunun dışında hani pilin çıkartılabilir olması bir avantaj Emre. Pili isterlerse kullanıcılar değiştirebilirler kolaylıkla ya da çıkartıp yenisini takabilirler. Ve alt kapak tek seferde açılabiliyor. İşte evet, istediğiniz donanımları burada yükseltebiliyorsunuz. Mesela RAM 8 iken 16, 16 iken 32 yapabiliyorsunuz. Bunlar hiçbir şekilde garantiyi bozmaz. Hiçbir şekilde kendiniz etkilemiyor. Açıp takabilirsiniz. M.2 SATA SSD'nin yanına sonradan mekanik ilavesi yapabilirsiniz. Teknik servisimizde cihaz takımını yapabilirsiniz. Yani diski biz de burada taktırabilirsiniz. Ya da kendi el becerinize güveniyorsanız kendiniz de takabilirsiniz. Bilgisayar çalışır olduğu müddetçe, yani kısa devre yaptırmadığınız müddetçe bilgisayara garantiniz bozulmuyor. Zaten 6 ayda bir, 5-6 ayda bir termal macun ve fan temizliği gibi işlemler yapılıyor. Her Monster kullanıcısında olduğu gibi ve bu işlemler ömür boyu. 6 ayda bir getirmeyi unutmayın cihazınıza. Evet, yani bunları yaptıktan sonra zaten cihazda kullandığımız bütün yazılımlar en son yazılımlar Emre. Yani Nvidia'nın en son ekran kart sürücüleri kurulu, GeForce Experience'ın en son sürücüleri kurulu, Windows update'leri en son yapılmış olan sürümler. Oyunların bütün update'leri, en güncellemeleri yapılmış şekilde oynuyoruz. Yani bu şekilde yaptığınız zaman zaten videoda da arkadaşlar görmüşlerdir. Alınan FPS skorlarını almamak için hiçbir neden yok. Evet. Benim için bu cihaz tek kelimeyle aslında açıklayabilirim. Öğrenci bilgisayarı. Fiyat bölü performans. Öğrencilerin zaten tercih edeceği. Yani şimdi, okulların açıldığı bu dönemde. Evet. Şimdi ne kadar paranız olursa olsun, öğrenci olunca o para yetmiyor. Hiçbir şekilde yetmiyor. O yüzden bilgisayarı ve teknolojiye çok fazla ayıramıyorsunuz. Çünkü dışarıda geçirdiğiniz zaman arkadaşlarınızla ya da okula harcadığınız para daha önemli oluyor. Daha önemli. O yüzden bu bilgisayar öğrenciler için gayet güzel, uygun, fiyat bölü performans cihazı. Evet. Benim için bu cihaz böyle. Olmuş diyorsun, evet, yani. Evet, olmuş. Fiyat bölü performans tam bir öğrenci bilgisayarı tavsiye olmuş. Tavsiye eder misin çevrene, arkadaşlarına? Tavsiye ederim yani ki... Yani bütçesi kısıtlı. Ettiğim oldu. Tavsiye ettiğim arkadaşlarım oldu. Bunu bir Monster çalışanı olarak söylemiyorsun. Yok, hayır. Arkadaşlarım oldu. Kuzenime geçen aldık zaten bir tane bilgisayar. Yani çevreme de aynı şekilde tavsiye ediyorum. O yüzden güzel bir cihaz olmuş. Birçok kullanıcı sosyal medyadan bize ulaşıyor. Bana özellikle bu konuda çok fazla soru geliyor. Abi diyor, gerçekten diyor, yani senin fikrini öğrenmek istiyorum diyor. Şu kadar param var, şu bilgisayarı alacağım. Almalı mıyım? Yani sağ olsun arkadaşlar, o konuda da bize sorularını iletmeye esirgemiyorlar, yani iletiyorlar. Biz de elimizden geldiğince cevaplamaya çalışıyoruz. Zaten burada incelediğimiz cihazlar özellikleriyle, performansıyla bütün hepsi zaten ekranda siz de gördünüz. Bunun haricinde başka bir şey söylemiyoruz zaten. Yani her şey açık bir şekilde ortada. Evet, gözler önünde zaten bütün gözler skorlar. Gözler önünde bütün skorlar, testleri. Siz de kendi evinizde kullandığınız masaüstü bilgisayarlarınızla ya da başka arkadaşlarınızın kullandığı dizüstü bilgisayarlarla, farklı markalar da olabilir. Bunlarla da kıyaslamalarını yapabilirsiniz. İnternette çeşitli testlerle çekilmiş olan videolarla kıyaslamalarını yapabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bunlar. Evet, kapanışa geçelim o zaman. Kapanışa geçelim. Evet arkadaşlar, bugün Emre ile birlikte Monster Abra A5 9.3 dizüstü bilgisayar modelimizi inceledik. Umarız bu video sizin için bilgilendirici olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve videonun altındaki yorumlar kısmında varsa eğer sorularınızı bize yazabilirsiniz. Monster Notebook'u Facebook, Twitter, Instagram ve Snapchat gibi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir. Monster ile ilgili en yeni ve en güncel bilgi ve haberlere ilk siz ulaşabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza hala abone olmadıysanız da Monster Notebook'un tek ve resmi YouTube kanalına abone olarak Monster'ın en yeni ürün inceleme ve oyun oynanış videolarından kutu açılışı, unboxing videolarına kadar daha birçok içeriğe ve videoya
Videoların yayınlandığı andan itibaren yine X'e ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar. Ben Özgür Ersin. Ben Emre Özal. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.